Bugün bir toplantımız oldu. Toplantımızın önemli kısmı, yani iki tane ayağı var. Biri konusu, iki katılımcıları. Katılımcıları kulüplerimizin hukukçuları, futboldan sorumlu yöneticileri, hocaları, sportif direktörleri, başkan ve yönetici seviyesinde katılım oldu. Dolayısıyla kulüpler tarafındaki tüm paydaşlar bugün yaptığımız çalıştayda neredeyse herkes görüş bildirdi. Konumuz neydi? Yabancı oyuncu sayısı. Nasıl olmalı? Ne zaman olmalı? Biz bu çalıştayı bugün ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var. Ama esas amacımız artık önümüzü görülebilir, istikrarlı modelin, model ne olacaksa olsun, o modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi. Arkadaşların yaptığı çalışmaya göre biz dünyada en çok yabancı oyuncu kuralını değiştiren ülkeymişiz. Son 18 yılda 10 kere değiştirmişiz. Değiştirmemizin altında da bir mantık, bir tema da yok. Bu değişiklikler başarıya nasıl paralel, bir korelasyon var mı diye baktığımız zaman ne kulüplerin Avrupa'daki sıralaması ne de ülkemizin FIFA'daki sıralamasıyla bir korelasyon yok. Bir tane tema çıkarsa o da 14 yabancıya geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarının da çeşitlilik olmuş. İşte Akhisar, Sivas, Konya vesaire vesaire gibi. Tesadüf müdür, bunun neticesi midir? Onu söyleyebilecek kadar veri elimizde yok. Ama kısacası biz kulüpler olarak federasyonumuzla beraber bu işin adını koyacağız. Bu aslında büyük resimde baktığınız zaman yabancı sayısı aslında benim daha evvel ifade ettiğim gibi ülkemizin 10 yıllık bir futbol stratejisinin parçalarından bir tanesi. Önemli parçasıdır ama parçalarından sadece bir tanesidir. Şimdi federasyonumuz çok kısa sürede çok doğru işlere imza atıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin 10 yıllık futbol stratejisini çıkarmak. Bunu da dünyada bu işi en iyi yapan KPMG şirketiyle beraber yapıyorlar. KPMG şirketi de bunu başka ülkelerde geçmişte yapmış. Bir bilgiye göre bize söylenen federasyonda 53 Avrupa takımının sadece 3 ülkelerinin özür dilerim sadece 3'ü 10 yıllık bir futbol stratejisi geliştirmemiş. O 3 ülkeden biri de bizmişiz. Şimdi bu 10 yıllık çalışmanın önemli ayaklarından bir tanesi de yabancı sayısı olacak. Dolayısıyla biz kendi aramızda pozisyonumuzu belirledikten sonra federasyonumuzda da bunun adını koyacağız. Federasyonumuzun amacı Şubat ayında bu işi bitirmek. Bazı kulüplerimiz bunu yetiştirebilir miyiz Aralık ayında ki önümüzdeki transfer penceresine yetişsin diye. Ona da bakacağız ama zor, kolay değil. Neler konuşuldu? Şimdi bir tanesi biliyorsunuz hem çok değiştiriyoruz hem de ne zaman nasıl değiştireceğimizi son dakikaya bırakıyoruz ve bu kulüplerin planlamasını ciddi anlamda etkiliyor. Yabancı oyunculara karşı müzakere gücümüzü düşürüyor, maliyetleri arttırıyor. Son dönemde yerli oyuncuların maliyetleri de arttı. Ama bizim öncelikle bilmek istediğimiz biz kadro planlamasını yapacaksak önümüzü bir sezonluk, yarım sezonluk değil, 5 sezon görmek istiyoruz. Amacı budur. Sayın Ahmet Nur Çebi de biliyorsunuz, dün de buna benzer şeyler söyledi. Ben bu çalıştayı, katılımını çok önemli buluyorum. Federasyonun bizimle birlikte sadece bu konuda değil, pek çok konuda çalışma arzusunu son derece umut verici ve motive edici buluyorum. Çünkü her zaman söylediğim gibi söyleyeceğim. Son birkaç federasyon Türk futbolunu bırakın geriye gitmeye ciddi anlamda geriletmiştir. Mevcut federasyonumuzda kulüplerle beraber kulüplerin ihtiyaçları, sorunları, çıkarları, ticari konuları hakkında elinden geleni yapıyor.
desteği veriyor. Her şeyde istediğimiz noktaya gelemeyebiliriz. Her konuda arzu ettiğimiz sonuca ulaşamayabiliriz. Ama hiç olmazsa beraber çalışan federasyon ve kulüpler var. Bunun üstüne basmak istiyorum. Yabancı sayısına ne olacağına dair sorunuz, hani ne karar verdiniz derseniz, net bir karar verilmedi. Ama şu bir gerçek ki biz bugüne kadar hep sayı konuşmuşuz. U21 olmak üzere yabancı futbolcu transferine izin verildi. Bunu da ben çok faydalı buluyorum. Son yıllarda altyapı mecburiyetleri getirildi. Ama genellikle baktığımız zaman biz hep sayılar üzerinden konuşmuşuz. Şu kadar sayı olsun, bu kadar sayı olmasın. Dolayısıyla bu yeni dönemde niteliklerin de göze alınması gündeme geldi. Bazı kulüplerimiz diyor ki ne yerlide ne yabancıda nitelik olmasın. Herkes kendi bütçe çerçevesinde transfer yapsın. Çoğunluk öbür istikamette yabancı transferlerini bazı nitelikler getirsin. Yaş niteliği gibi, milli takım oynama niteliği gibi, kriterleri gibi. Ama herkesin istisnasız hemfikir olduğu bir konu var. Artı olmasın. Ne olacaksa olsun ama artı konusu olmasın. Artı hocaları, özellikle hocalarımızı çok çok yoruyor. Özellikle maç esnalarında. Sayı inecekse kademeli inmesi, herkesin kendini ona göre programlayabilip yatırımlarını ona göre planlaması için hemen alelacele değil, ne olacaksa kademeli bir şekilde belli bir süre içinde olması gerektiği konulardan bir tanesi. Ve bununla beraber işte milli takımlara oyuncu vermeden tutun, oyuncu daha çok Türk oynatanlara teşvik verilir mi, verilmez mi? Bu gibi konuların etrafında istişarelerimiz oldu. Daha bu ilki birkaç toplantı daha yapacağız. Ondan sonra da federasyonumuzla yapacağımız ve danışmanları yapacağımız toplantıyla Allah'ın izniyle çok kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya sokacağız. Yani enteresan fikirler, bazıları endişeler, öneriler. Yani biz en yaşlı liglerden biriyiz. Biz en az gençlere süre tanıyan ligiz. Liglerden biriyiz demiyorum. En az süre tanıyan ligiz. Biz iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz. Türkiye olarak. Dolayısıyla doğru yabancı seçim üzerinde çok konuşuldu. Bazı arkadaşlarımız 30 yaş üstü yabancı olmasın dendi. Çünkü biliyorsunuz pek çok transferlerde son kontrat bize geliyor. Oyuncu son kontratıyla geliyor. Altyapıdan yani yerli yabancı ayrımı olmasın dendi. Bazı ülkeler örnek verildi. Yerlilerin kalitesi arttıkça o ligin kalitesinin arttığı Avrupa'da istatistiklerle ispatlan gösterildi. Dolayısıyla yabancı oyuncuların kalitesinin yüksek olmasıyla yerli ligin kalitesinin arttığı, bunu istatistiklerle gösterdiler. Altyapı, evet, altyapı yazdım. Altyapıdan öğretmeliyiz ama bu yabancıyı sınırlamak da olmadığı vakıf olundu. Birkaç kulübümüz isimler özellikle vermek istiyorum. Benim diyor altyapıdan gelen bir sürü gencim var. Nerede oynatacağım diyor. U21'i kaldırdık. İyi çalışmıyordu. Yerine bir şey koymadık. Sonra rezerv lig yaptık. Rezerv ligi kaldırdık. Onun için önümüzdeki sezon özellikle yani federasyonla çalışmamız gereken konudan bir tanesi. İsteyen takımların 2. veya 3. ligde kulüp alabilmeleri lazım. Benfica'nın Portekiz örneği kullanıldı. B takımlar biliyorsunuz Süper Lig'e çıkamıyor. Dolayısıyla alt liglerdeki takımlar için de bir sıkıntı bu yaratmamalı. Türkiye Cumhuriyetlerinden oyuncuların yabancı sayılmaması gibi bir fikir ortaya atıldı. Onun üstüne başka bir başkanımız dedi ki burada sayılmayacaksa orada da sayılmasın. Bizim oyuncularımız da oraya gitsin yabancı statüsünde sayılmasın.
vesaire vesaire gibi fikirler var. Hepsini burada oturup sizle paylaşamayacağım. Ama doğru istikamette çok faydalı, verimli bir toplantı yaptık. Tüm katılımcılara, tüm kulüplere ve özellikle genel sekreterimiz Sayın Çağrı Bey'e bu fikri ortaya attığı için ve organize ettiği için de teşekkür ediyorum. Çünkü biz zaman zaman kendimizin gölgesinde başkanlar, yöneticiler toplanıyoruz. Ama esas paydaşları karar süreçlerinin içine yeterince sokmuyoruz. Bu toplantı onlardan biri oldu. Ve inanıyorum ki federasyonumuzun yapacağı çalışmaya da çok önemli, faydalı katkıları olacak bizim yaptığımız çalışmanın. Öyle bir plan yaparsın ki 8+3 devam eder ama bugün yaptığın planda 2, 3. ve 4. sezonun hazırlıklarını yapmaya başlarsın. Yani unutmayın hepimizin kontratları var. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, yeri geldi mi 5 yıllık kontratlarımız var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Biliyorsunuz bir futbolcuyu kaydedemediğiniz zaman, kadroya test edemediğiniz zaman onun çalışma hakkını elinden alıyor, konumuna düşüyorsunuz. O zaman da oyuncu FIFA'ya giderse bütün kontratını ödemek zorundasınız ve oyuncu da boşa çıkıyor. Yani her açıdan baktığımız zaman Türk futbolcuları da mecburiyet getirdiğin zaman bu sefer ondan da maliyet artıyor. Şimdi zaten şu anki mevcut plan o. Sayın Çebi haklı bir serzenişi var. Ben planlamayı yapamıyorum. Siz böyle devamlı değiştirirseniz diyor. Önümüzü gösterin bize. Biz ona göre yapalım diyor. Ben diyor 7-4'e göre kendimi hazırladım diyor. Yabancı sayını arttırırsanız itiraz ederim diyor. O da kendi penceresinden haklı. Haksız kimse de yok. Ama en önemli şey artık sürprizlerle karşılaşmayalım. Önümüzü görelim. Mesela 2 veya 3 sezon önce Temmuz ayının sonunda bize söylendi yabancı sayısı nasıl olacak. Temmuz. Temmuz 1'de şey başlıyor. Transfer başlıyor. Temmuz'un sonunda söylendi. Kısacası şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah bu federasyon muvaffak olur. Çünkü ben 5. sezonundayım. Ben Kulüpler Birliği toplantısına ilk katıldığım zaman o zamanın başkanı federasyona yazdığımız yazıları cevap dahi alamıyoruz şikayetinden. Bugün geldiğimiz noktada tamamen kulüplerle beraber kulüplerin faydası ve çıkarı için elinden geleni yapmaya çalışan bir federasyona geçtik. Tekrar ediyorum, son dönemlerde Türk futbolu bırakın ilerlemeyi, bırakın yerinde durmayı gerilemiştir. Yapılacak çok iş var. Yani bu spor yasasından, paso liginden, yabancı sayısından, altyapıların gelişimine kadar, mali konulara kadar yapacak çok şey var. Federasyonla biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yakında bir paso ligi ihalesi olacak. Onun için de hazırlanmamız gerekiyor. Paso ligiyle ilgili kulüplerin ciddi sıkıntıları var. Ciddi itirazları var. Güvenlik kameraları, dünyanın parası verildi, güvenlik kameraları alındı. Ne olacaktı? Eylemi yapanı tespit edip o cezalanacaktı. Şimdi ne oluyor? Yine tribünler kapanıyor. Bizden giriş, kart parası vesaire vesaire Fenerbahçe'ye geçen sene maliyeti 60 milyon lira. Diğer kulüpleri bilmiyorum. Spasolik operasyon. Teknolojisiyle, bakımıyla vesairesiyle. Yani önümüzde çok konu var. Bu konular yıllardır birikiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş inşallah bunları çözüp birkaç yani orta vadede Türk futbolu hak ettiği yere gelmeli diye düşünüyorum.